Ben 5 yıldır buradayım. Girmeyi daha görmedim. Birlikte çalışıyoruz. Değerli Meclis Başkan Vekilimiz Ahmet Bey. Bizim beraber çalıştığımız dostlarımız Salih Bey aynı şekilde. Adnan Bey. Ali Bey. İbrahim Ali Bey. Dolayısıyla bizim çok yoğun diyaloglarımız var. Valimiz de çok yatırımları takip ediyor. Biraz evvel de gelirken konuları değerlendirdik. Tabii ülkemiz şu anda çok önemli bir süreçten geçiyor. Afrin operasyonu devam ediyor. Mehmetçiğimize sahada dua ediyoruz, başarılar diliyoruz. Tabii Adıyamanlılar Afrin'e gitmek için askerin şubelerine koştular. Onlar vatanının milletin ne kadar sevgini gösteriyorlar. Her türlü desteği de veriyorlar. Tabii bu operasyon, Afrin operasyonu sınırımızdaki o terör yuvalarını dağıtmak için yapılan bir operasyon. Dolayısıyla bizim de millet olarak bu operasyona desteğimiz çok büyük. Biz de özellikle de tabii gençlerimize güveniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Onun için de buraya Gençlik Kolları Komitesi'ne geldik. Gençlerimizle görüşeceğiz. Bizim tarafımızda Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz Adıyaman'daki talepleri yerine getirmek için hazırız Sayın Başkan. Vekillerim yani Sayın Valim yani biz bir de tabii bir su sporları merkezi talebi var. O da gelirken gördük Atatürk Barajı'nın üzerine geldik. Hakikaten çok güzel bir coğrafya. Su sporlarının gelişmesi açısından potansiyele sahip. Onun için de gerekli değerlendirmeleri yapacağız Sayın vekillerimiz onu talep etti. Öncelikle tabii Adıyaman 1954 takımı şu anda başarılı bir şekilde gidiyor. Tekrar Ballı gibi şu anda. Değil mi? Yani oradan lider durumu bayağı da farklı. Başarılar diliyoruz. Tabii Adıyaman'da biz sporun gelişmesi için her türlü yolu hazırız. Amatör spor kulüplerimiz için de sayın vekillerimizin ilettiği destek talepleri var. Onları da değerlendireceğiz. Her şeyle Adıyaman pek çok şeyi hak ediyor. %70'in üzerinde oy alıyor. İnşallah inanıyoruz ki 2019'da hem yerelde hem milletvekilliğe ve cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük destek verecek. Tabii bizim Güneysu ilçemizde Sincik tabii rekorlar kırıyor. O yüzden Güneysu ilçemizin rekorunu kırdığı için de onları tebrik ediyoruz ortaya koydukları bu performanstan dolayı. O yüzden de onlar özel bir yere de sahip. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız da bize söylüyor. Ben tabii Rize milletvekili olarak şu anda görev yapıyorum. Tabii çayın başkentinden, Rize'li hemşehrilerimizden de aynı zamanda selamlarımızı getirdik. Tabii Güneysu'yla karşılaşınca ilçeyi dolayısıyla bir Adıyaman'a karşı bir rekabet şeyi de var. İnşallah bu sefer Güneysu geçecek diyoruz ama biraz zor gibi. 96 falan mı? Yani rekorlar devam ediyor. O yüzden inşallah tabii ülkemizin geleceği için çok önemli. Bu seçim çok önemli. Biz de tabii çalışıyoruz. Gençlerimize büyük görev düşüyor. Biz tabii görüyoruz ki milli savunmada da, savunma sanayinde de yapılan yatırımlar ortada. O yüzden çok da başarılı bir operasyon sürdürülüyor. Adıyaman'da burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah Adıyaman'daki gençlerimiz için hizmetlere devam edeceğiz. Vekillerimizle beraber Sayın Valimize, Sayın Vekillerimizin inşallah lige yükseldikçe yani bu destekler devam eder. Bizim tabii şu anda şunu ifade etmek lazım. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmiş olması nedeniyle de devasa statlar her tarafa yapılıyor. Lig kategori yükseldikçe, talep oldukça biz o noktada her zaman vatandaşlarımızın taleplerinin yanındayız. Kulüplerimiz daha güçlensin. Daha iyi seviyelere gelsin. Biz onlara her zaman destek veririz. Bütün illerimizde. Şu anda 34 tane stat yapılıyor. Bunun 13 tanesi bitti. 7 tanesi inşaat halinde. Diğerleri proje ve temel atma noktasında. Bunun 6-7 tane stat daha açacağız. Bakın daha yeni Akhisar açıldı. İşte Kocaeli bitti. Sakarya bitti. Bu tarafta da devam ediyor. İnşallah Adıyaman 1954 3. lig, 2. lig böyle yukarıya doğru devam eder. O devam ettikçe de tabii talebe göre biz de
gerekli değerlendirme yaparız ama biz her zaman Adıyaman'ın gençlik ve spor noktasında hizmete hazırız. Böyle Sayın Cumhurbaşkanımızla Başbakanımızla talimatı böyle. Gel yanımıza gel.